Namazı kılan kişi Rabbi ile baş başa görüşmektedir. Münacaat etmektedir. Münacaatta bulunmak kişinin baş başa başkalarına duyurmadan gizlice konuşması, görüşmesi manasına geliyor. Namaz kılan kimse de Cenab-ı Hak'la bu şekilde kimseye duyurmadan kalbinden, gönlünden Cenab-ı Hak'la söyleşiyor, konuşuyor, karşılıklı görüşüyor manasına geliyor. Enes radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Secde ederken secdenizi itidal üzere yapınız. Tam ve güzel bir şekilde yapınız. Namaz kılan kimse kollarını köpek gibi yere yaymasın. Secdedeyken kolların, dirseklerin yere konulması, köpeklerin oturduğu gibi. Bu mekruh addediliyor. Tenzihen mekruh. Bunun için Efendimiz o şekilde yapmayın buyuruyor. Mecbur kalıp tükürdüğü vakitte ne önüne ne sağına tükürsün. Yani Toprak bir yerde namaz kılarken sağına ve önüne tükürmesin insanlar mecbur kaldığı zaman. Çünkü o Rabbi ile münacat etmektedir. Yani Rabbi ile münacatta bulunuyor namaz kılan kimse onunla görüşüyor. Cenab-ı Hakk'ı karşısında gibi düşünüyor. O şekilde olduğu için önüne doğru tükürmesi Cenab-ı Hakk'a karşı bir tazimde kusur eksiklik manasına geleceği için Efendimiz bunu yasaklıyor. Secdede itidal iki avucu yere dayayıp dirsekleri yerden ve iki yanından ayırmak ve karnını uyluğundan uzak tutmak suretiyle olur ki buna tecnih denir. Bu şekilde insan daha canlı ve diri olur. Daha heybetli, canlı, diri olarak görünür. Tembellikten, uyuşukluktan uzaklaşmış olur. Dirsekleri yere yapıştırıp kolları yaymak köpek oturuşuna benzer çirkin bir haldir. Namazda gevşekliğin ve ona itina göstermemenin bir Alamet Bunun için efendimiz bunu yasaklamıştır.